Özlem Denizmenli Para Durumu'na hoş geldiniz. Mevlana'nın vuslata erişinin 746. yılını ve bunun dolayısıyla kutlanan Mevlana Haftası'nı daha yeni geride bıraktık. Çok heyecanlanıyorum ben Mevlana Haftası'na geldiğimizde. Çünkü o öğretileri tekrar tekrar görme fırsatımız oluyor. Bir sözüyle başlamak istiyorum. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ateşinden hiçbir şey kaybetmez. Biz de burada NTV ekranlarında sizlerle beraber tüm Türkiye'mizin finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlikle ilgili o gönlündeki ateşi tutuşturabilmeye çalışıyoruz bir nebze. Evet, sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlikle ilgili konuşulacak çok şey var. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefleriyle ilgili başlıyoruz programımıza. 17 tane hedef var ve Birleşmiş Milletler dünya liderlerine dedi ki, şirket liderlerine dedi ki, ey şirket liderleri, bu iş böyle olmayacak. Bu hedeflerden en az bir tanesiyle ilgili bir şey yapıyor musunuz görelim diye. Evet, tam da bu konuyla ilgili bayağı bir iş hayatının bir bölümünü buna adamış bir konuğumuz var. Dilek Bil, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, şimdi sürdürülebilirlik deyince 17 tane madde var. Ama biz hep bu 13. maddeyi konuşuyoruz. İklim, iklim, iklim. Neden? Şimdi tabii çok doğru bir yerden başladın Özlem. Şu anda dünyanın en büyük iki sorunu var. Bunlardan biri iklim değişikliği, aslında iklim krizi. İklim değişikliği demenin süresi de doldu. Artık bu bir kriz halinde. İklim krizi, bir de eşitsizlik. İklim değişikliğinin yarattığı bir eşitsizlik dünyada maalesef önü alınamaz vaziyette ilerliyor. Bu da yaşadığımız orman yangınları olsun, bütün seller ve doğal afetlerin sonucu yaratılan göçler ve bunun arkasından gelen siyasi kargaşa hepsi büyük bir eşitsizliğe yol açıyor. Dolayısıyla biz eğer iklim değişikliğinde yapmamız gereken adımları yapmamız gerekenleri de yaparsak burada büyük iyileşmeler sağlayacağız. 17 hedefte şöyle, çok mükemmel 17 hedef diyeceğim. Aslında 2000 senesinde milenyum kalkınma hedefleri konmuştu. Bunlar 2015 senesinde Birleşmiş Milletler'de Profesör Jeffrey Sachs'ın öncülüğünde çalışıldı ve 17'ye indirgendi. Ki geçen haftalarda ağırladığınız. Evet, evet. Geçen Ekim başında buradaydı. Evet. Onun sürdürülebilir kalkınma üzerine yazdığı kitabını Türkçeleştirdi. Harika. Bir üniversite ve orada da eğitime de alındı. Dolayısıyla bunun için de Türkiye'ye bizleri ziyarete geldi. Epey geniş kitlelere de seslendi bu vesileyle. Bu 17 hedefi yazarken, oluştururken Jeffrey Sachs, iş dünyasından, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından birçok insanın yanına alarak 17'ye indirgedi. Aslında bunun altında 163 tane de alt hedef var. Bütün bunları takip ederek herkese bir önüne hedef haritası koydu. CEO'lar öyle yönetmeye alışık. Hedef olması lazım. Tamamen öyle. O bakış açısıyla onlara göre bu düzenlenmiş. Herkes kendi iş yaptığı sektörün içinde hangisi ona uygunsa ve onun alt hedeflerini takip ederek büyük bir iyileştirme gerçekleştirebilir işlerinde. Bunu da tabii takip etmek, ölçümlemek gerekiyor. Raporlamak gerekiyor, çok önemli. Bu tabii iklim konusunda, yani neden hani bu yanıyoruz falan diye de mi aynı zamanda? Hani Avustralya'daki yangınlar, Kaliforniya, her yer yanıyor. Hani bundan dolayı mı artık yanıyoruz yani artık? Tabii tabii. Herkes hissediyor. Evde yangın çıktı ama aslında buna önlem almamakta. Evinde yangın çıkmış ama sen televizyon odasında oturup televizyon seyretmeye devam ediyorsun. Yangın bize değene kadar mı acaba? Benim bir arkadaşımın oğlu mesela Kaliforniya'da okulda çocuk, ortaokulda. Telefon geldi, yangın var. Okuldan ayrılıyoruz diye. Şimdi düşünsene, sen düşünüyorsun ki çocuğum okulda, Kaliforniya'da ama yangın çocuğa geliyor. Herkesin hayatına o kadar yakınlaştığı için o yüzden herkesin en önemli çok dikkatini çekti. Peki bu iklim değişikliğine sebep olan nedir? Hemen yenilenebilir enerjiye geçmek lazım. Karbon ayak izimizi azaltmamız lazım. Bütün bunlar bu iklim değişikliğindeki bütün bu doğal afetlere sebep oluyor. Yangınlar, işte seller, afetler hepsi bundan kaynaklanıyor. Ama bizim hayatımıza dokunana kadar da maalesef önlem almamak gibi kötü alışkanlığımız vardı. Evet. Fakat artık bitti. Bitti. Yok, artık yok.
Artık yok, herkesin çok 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 dikkatinde hemen olması bir şey lazım. Yapmamız lazım. Anında. Ben yarın Ekim'le ilgili ne yapayım? Bir dakika, şöyle bir şey yapalım mı? Ben bir CEO olayım şöyle. Hı. Bir. Ben bir CEO olayım. Yazı verdim şöyle CEO. Ben bir CEO olsam, sen bana gelsen mesela desen ki işte şunları şunları yapacağız. Ne olsun benim adım? Özlem Hanım mı olsun, Ahmet Bey falan mı olsun? Çünkü erkek CEO'lar daha fazla ya. Biz Özlem Hanım'la konuşalım. Özlem Hanım diyelim, kadın, tamam, kadınla konuşalım. Peki, evet, evet efendim, buyurun Dilek Hanım. Ne yapacağız bu sürdürülebilirlikle ilgili? Sevgili Özlem Hanım. Şöyle bir tutayım, CEO oldum, CEO oldum bak şimdi ben burada, evet. Öncelikle her şirket liderleriyle başlaması lazım. Bir liderin buna inanması, içselleştirmesi kendi kurumu için ve kendi hayatı için, hatta torunları, çocukları için de bunu düşünerek hayatına sindirerek yola çıkması lazım. Tamam. Birinci kural, kabullenmek. Ben olur muyum? Yönetim kurulu başkanını mı çağırayım? Sen olursun. Peki, tamam, sen olursun, süper. Çünkü sen yönetim kurulu başkanına ve aynı zamanda yatırımcılarına da bunu anlatmalısın. Tamam. Buna önce sen inanacaksın. Ondan sonra bir dakika, danışman çağırabilirsin. Bir dakika Dilek Hanım, ben niye inanayım? Borçlar var. Yönetmem gereken bir sürü şey var. Zaten işim başımdan aşmış. Ben CEO olarak ne yapacağım sürdürülebilirlikle ilgili şimdi? Özlem Hanım, bunu yapmazsanız yapmamanın maliyeti sizin için çok daha yüksek olacak. Bugün bunu planlamak ve şirketinizin yol haritasına koymak sizin için ileriye dönük çok daha ekonomik faydası olacak. Marka değerinize çok faydası olacak. Birçok CEO'nun dikkatini çeken konu bu oluyor. Hakikaten. Ben daha popüler bir CEO mu olacağım, ne olacak? Şirketin değerinin etkisi marka mi olacak? Değerini. Olan var mı? Bir örnek verebilir misiniz? Tabii. İnanmıyorum ben buna. Kesinlikle oluyor. Bu ölçülebilir bir şey de. Çünkü şimdiye kadar finansal tablolara baktığımızda elle tutulan somut asetlere odaklanıyorduk. Fakat bundan sonra elle tutulmayanlar, yani marka değeri, insan kaynakları, yaptığın sosyal faydalar, bütün bunların da ölçümlenebilerek senin bilançona yansıması. Yansıyacak yani. Tabii hesaplanıyor. Yani benim mesela kredi bulmama yardım edecek mi? Çok. Artık kredi verecek bütün kuruluşlar ve yatırımcılar bu konuya öncelik vermeyen şirketlere yatırım yapmayacaklar. Bunu her gün çeşitli anlaşmalar imzalanarak, Türkiye'de de Sürdürülebilir Kalkınma Derneği bunun öncülüğünü yapıyor. Finansla ilgili bütün kuruluşlar, yani sanayiye para verecek bütün kuruluşlar bunu öncelik olarak çevre, sosyal ve yönetişim biçiminde sürdürülebilirlik prensipleriyle ilerlemeyen şirketleri gündeme almayacaklar. Gündeme almayacaklar. Şimdi dikkatimi çektiniz Dilek Hanım. Kredi daha kolay alabileceğim. Finansmana erişimimde de fayda sağlayacak çok bir doğru konu. Sürdürülebilirlik, altını çizelim. Kalkınma hedefleri. Peki harika. Çok kısa kısa hemen gidersek, tamam oldu, yapacağım. Yapacağız. Ben de bir şey yapmak nasıl istiyorum. Nasıl yapacağımızı konuşalım mı? Hadi çok hızlıca. Çok hızlıca şunu da söyleyeyim. Hemen şirketinizin bir kesitini alıp bu konuda sürdürülebilirlik parametreleriyle nerede durduğunuzu tespit etmek. Arkasından da bu konuda dünyada, sizin sektörünüzde ve Türkiye'de neler yapıldığını tespit ederek yola çıkmamız lazım. Bunun arkasından da bir önceliklendirme matriksi, evet, çalışmak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman da hangi konulara sizin şirketinizin odaklanması gerekiyor, iyileştirmesinde öncelik tanımanız gerekiyor, bunu tespit edip ve yol haritamızı çıkarıyoruz. Yani bana bunu özel stratejiye yansıtıyoruz. Bütün stratejinin içine yediriyorsunuz. Koyuyoruz. Çok güzel. Ve bunu şirketin bütün kurumlar bölümlerinde, yönetişimin de içine koyarak, yani bir sürdürülebilirlikle ilgili bir yönetici de atayarak yolumuza devam ediyoruz. İnsan alamam, dur bir dakika. Yok, içeriden biri, yeni birini almaya gerek yok. Ha, tamam. Bu işi içeriden yapacak kişilerin bir araya geleceği bir komite çok gerekli. Bunu bir komite. Olur. Liderlik edecek biri, yine kurum içinden biri olabilir. Buna odaklanacak ve şirketin buna göre hesaplanmış bütün yol haritasını çıkardıktan sonra onun takibini yapacak. Hedefler konacak, raporlanması yapacak. Raporlar her sene tekrarlanacak. Raporların iyi kurumlar tarafından akredite edilmesi çok önemli. Ve böylece uluslararası yatırımcılar nezdinde de çok daha cazip hale geleceksiniz Özlem Hanım. Harika. Ben galiba bu tamam diyorum bu işe. Peki şunu soracağım çok kısaca, böyle bir dakikada ben patron olarak sürdürülebilirlik konusuna, şimdi bizi izliyor diyelim patronlar ve önem veriyorum, telefonu kaldırdı, işte gelir misin, seninle bir şey konuşacağım, artık ben sürdürülebilirlik konusuna önem veriyorum, şirketimde istiyorum, seni de bunun başına tayin ediyorum, bir kişiye dedi, Ahmet'e dedi. Ondan sonra Ahmet ne yapsın, ilk yapacağı şey ne olsun?
Ahmet hemen demin söylediğim gibi bu kesiti alması lazım. Ahmet kendisi veya dışarıdan yardım alarak şirketin bu parametrelerde nerede durduğunu anlayacak. Bu da bir araştırma metodolojisi. Araştırma. Bir önce bir plan yapacak. Kesit alacak. Bu kesitte yaptığı araştırmayla çıkan sonucu sektörel bilgiyi de topladığı zaman ikisini karşılaştıracak. Kendi şirketin nerede olduğunu görecek. Arkasından bunu içeriye nasıl yansıtır, nasıl bir yol haritasına dönüştürür ve neler yapması gerekir? Raporlama, ölçümleme, arkasından hedefleri koyarak takip etmek. Evet, Ahmet'in çok işi var. Ahmet'i bırakalım. Ama Ahmet bu işe başladığında hakikaten çok sevecek. Ahmet işi sevecek. Bakalım CEO'da sevecek mi? Evet, son iki dakikamızmış. Sanata da çok önem verdiğini biliyorum. Ve sanat ile de ilgi çekiliyor bu konuda. Doğru, çok doğru. Sanata benim tabii aileden gelen bir... Evet, aileden gelen. Bu da çok sevdiğim bir örnek benim. Evet, evet, evet. Adam resmen piyanoyu götürmüş buzulların üstüne. Tabii neden yapılıyor bu? Sanatı orada icra ederek dikkat çekiyor. Dikkat çekmek için, konuya dikkat çekmek için artık değişik mecralar kullanıyor. Geçenlerde Türkiye'nin önemli şirketlerinden birinin CEO'su Everest'e tırmandı. Evet. Sadece bu konuda ilgi ve dikkati çekmek için. Bu hakikaten bunları, bu eforları çok takdir ediyorum. Kişilerin hayatına sevdikleri alandan girerek iyi bir yol açıyorlar. Çok önemli. Bu arada bir annesin de. Evet. Ve oğlun çok önemli işler yapıyor. Türkiye'mizi temsil ediyor yurt dışında. Çok önemli bir DJ, öyle değil mi? Evet, evet. Ömer Fuat kendi neslinin özelliklerine çok sahip olan bir çocuk olarak tutkularının peşinde gitti. Ne istediğine erken yaşta karar verdi ve buna odaklandı. Çok çalıştı, çok çalışıyor. Kolay değil fakat severek, tutkuyla yaptığı bir işi var. Evet, 30 yaşıma kadar dünyayı dolaşarak çalacağım dedi. Şimdi dünyanın... Uzak Doğu'ya daha bu yeni yılda açılıyor ama dünyanın birçok yerine gitti ve DJ olarak çalıyor. Harika. Anne, sürdürülebilirlik haberleri böyle diye söylüyor mu sana? Söylüyor. Bazı çaldığı yerlerde şuna da dikkatli çekiyor. Mesela şeyde Meksika'da bir yerde çalıyordu. Oradaki coral, mercanlara dikkat çekmek için bir farkındalık yaratmak üzere verilen bir festivalde çaldı. Anne, bunun amacı buymuş dedi. Anlam buldu o da. Evet. Ne evet, güzel, evet, ne önemli değil mi? O nesil için çok önemli. Onlar çok farklı. Anlamsız zaten hepimiz için en önemli şeylerden biri değil bir mi? Bir küçük şey daha söyleyeyim bitirmeden. Bu işte sürdürülebilirlik çalışması bir kurumun kendisini bundan sonraki çalışanları teşvik etmesi ve cezbetmesi için de çok önemli. Çalışanlar için de çok önemli. Çok önemli. Yeni yetenek bulabilmesi için, onları içinde barındırabilmesi için çok önemli. Harika bir nokta. Purpose Sustainable Ideas kurucu CEO'su Dilek Bil. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah abi. Ahmetler, CEO'lar şu anda telefonları açıyorlar. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ozan. Evet, şimdi de para durumlarımıza bakalım. Para durumları bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen karlı, her zaman değişiyor. Ben sorularınızı bekliyorum. Özlem'e sor bölümündeyiz. Evet, bakalım ne sorumuz var? Merhaba Özlem Hanım. Bireysel emeklilikte 40 bin lira param birikmiş. 10 seneyi doldurduğum için şu an o para fonda durduğu için değer kaybettiğini düşünüyorum. Parayı şeyden çekmeli miyim? Bireysel emeklilikten çekmeli miyim? Evet, bireysel emeklilikte 40 bin liram birikti ama eriyor diye endişeliyim. Gidip çekeyim mi diyor beyefendi. Şimdi bir kere bir erimiyor çünkü zaten siz bunun için bir komisyon da veriyorsunuz. Bir yönetim ücreti de kesiliyor sizden. Ne oluyor? Bireysel emekliye koyduğumuz para, orada yöneticiler var. Onlar neden anlıyor? Yatırımdan anlıyorlar. Çok iyi anlıyorlar. Dolayısıyla bizim paralarımızı fonlarda değerlendiriyorlar ve biz bu fonların ne olduğunu genelde bilmiyoruz ama bilmemizde fayda var. O yüzden ben diyorum ki siz gidip bireysel emeklilik şirketinizi arayın. Şirkete gidin ya da telefonda konuşun. Ben gidin diyorum. Bir kere en az gidin. Bankanıza en azından gidin. Bacak bacak üstüne şöyle bir atın. Oturun. Çayımı da istiyorum deyin. Deyin ki ne oluyor benim bu bireysel emeklilikteki paralarım? Eriyor mu değil mi? Bu endişenizi yok etmek onların görevi ve eminim
Onlar da buna sıcak bakacaklardır. Bakmıyorlarsa beni arayın. Buradan tekrar ediyorum. Bu bireysel emeklilikteki paralarımızın tutalım önemli bir şekilde birikiyor çünkü. Ama bankalarımızda buradan rica ediyorum. Lütfen halkımızı daha iyi bilinçlendirelim, bilgilendirelim. Evet, bir sorumuz daha var. Özlem'e sor. Merhaba, 32 bin lira kredi borcum var. Hedefim ev almak. Vadeli hesabımda 14 bin lira var. Her ay gram altın alıyorum. Borcumu mu kapatmalıyım, birikime devam mı etmeliyim? Şimdi Sezin Hanım'ın bir yandan bir borcu var, 32 bin liralık. Ve bu borcu için, kredi borcu için faiz ödüyor. Ve ödediği faiz şuralarda bir yerde diyelim. Aynı zamanda Sezin Hanım'ın vadeli mevduat hesabında parası var, 14 bin lirası. O da faiz kazanıyor. Ve onun kazandığı faiz de şuralarda diyelim. Yani burada duran parasından bu kadar faiz kazanıyor. Burada duran aldığı kredi ise bu kadar faiz ödüyor. Sizce ne yapmalı? Olabildiğince buradaki yükü düşürmeli. Yani buradaki parasının en azından bir kısmıyla kapatması lazım. Biliyorum bankada para seviyoruz, dursun. Ama niye irademiz için böyle büyük faizler ödeyelim ki? O yüzden Sezin Hanım, benim size tavsiyem önce bir kredinizi bitirin. Ondan sonra kredi ödüyormuş gibi birikime devam edin. Ev peşinatı için ilk bir 5 bin lirayı, 10 bin lirayı biriktirin, sonra gene yazın bana. Evet, şimdi de en heyecanlı bölümdeyiz. Harcayabilir miyim? Siz bana yapmak istediğiniz bir harcama ile ilgili danışıyorsunuz. Onay mı, red mi diyorsunuz? Ben de size bugünkü para durumunuza, koşullarınıza bakarak onay ya da red veriyorum. Son ana kadar ne vereceğimi ben de bilmiyorum. Evet, hattımızda kim var? Alo. Alo, merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz? Merhaba Özlem Hanım, Gonca ben. Gonca Hanım, merhaba. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para, öncelikle onu sorayım. Ben bir motosiklet almak istiyorum. 15 bin TL civarında fiyatı. 15 bin liralık bir motosiklet. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. Çok güzel. Daha önce hiç motosiklet kullandınız mı? Birkaç yıldır motosiklete biniyorum. Kendi motosikletim daha önce hiç olmadı. Ne olmadı? Daha önce hiç motosikletim olmadı. Olmadı. Ama birkaç yıldır kullanıyorum, evet. Kiminkini kullanıyorsunuz? Arkadaşlarınkini mi? Arkadaşlarımınkini kullanıyorum. Aynı zamanda da bir uygulama var. Uygulama dolayısıyla da arka tarafta yolcu olarak kullanıyorum. Böyle devam etseniz niye alacaksınız ki motosikleti? Şöyle, o bahsettiğim uygulamaya çok ciddi para harcamaya başladım. Eyvah. Evet. O yüzden motosiklet almak şu anda çok daha mantıklı gelmeye başladı bana. Anladım. Yani bu olay bir ihtiyaç haline dönüştü. İstekten çıktı gibi. Peki, evet. Bu arada şöyle söyleyeyim. Geçen gün benim 10 yaşındaki oğlumla bir motosikletten inen birisini gördük. Ah dedi, adama bak. Sonra kaskı çıkardı ve saçlar çıktı kadın. Aa anne, kadın motosiklete biniyor dedi. Kadınların da motosiklete daha fazla bindiğini görüyoruz herhalde. Evet, herhalde sayısı arttı diye düşünüyorum. Evet, ne kadarlık bir geliriniz var? 5000 TL gelirim var. 5000 lira geliyor. Ne kadar gidiyor? 4200 TL civarında bir de gider var. Gider var. Peki borcunuz var mı? Hayır, borcum yok. Yani ufak tefek kredi kartı borçlarım var ama onu giderlere dahil ettim diyebilirim. Peki esas soruya geliyorum. Birikim var mı? Birikim var. Çok fazla değil ama 6000 TL civarında bir birikim var. Harika, bravo. Buradan tebrik edeyim. Olsun, az para değil 6000 lira. Gayet iyi gidiyorsunuz. Peki nasıl ödeyeceksiniz bu 15000 liralık motosikleti? Kredi almayı düşünüyorum. Kredi. Daha önce hiç kredi aldınız mı? Hayır, daha önce hiç kredi çekmedim. Kredi herkese göre değil. Yani şu anda başka bir seçeneğim yok gibi görünüyor. Ya, motosiklet almamak da bir seçenek. Ama bir ihtiyaç. Ya krediyle uyuyamazsanız? Uyurum ya diye düşünüyorum. Peki ailenizde hiç daha önce kredi çekmiş birisi var mı? Evet. Babam ve kız kardeşim kredi çekmişlerdi. Babam gerçekten zor uyudu. Peki öderken zorlandılar mı? Tabii ki bir miktar zorlanıyorlar. Yani hayatlarında, evet, bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldılar. Ben, ama düzen oturttuktan sonra sorun olmuyor. Evet, bunları düşünerek ben bugün size
15 bin liralık bir motosiklet için onay veriyorum. Yaşasın. Onay veriyorum, onay veriyorum. Neden onay verdiğimi hemen söyleyeyim. Ama evet. Kask takacaksınız bak söz. Neden onay? Çünkü iyi bir geliriniz var, işinize sıkı sıkı sarılın. İyi bir geliriniz var, biraz birikim var. Geri kalan kısmı siz 24 aylık bir kredi çekseniz aylık ödemeleriniz takribi olarak 500 liraya falan gelir. Ve bu da sizin ödeyebileceğiniz bir miktar. O yüzden ayaklar yorgandan çıkmadan halledebildik bir işi. Kask takmayı unutmayın. Bir de anneden babadan da izin almadan yapmayalım bu işleri. Ama yoksa yürekler çarpar böyle. Evet evet haklısınız. Güle güle kullanın şimdiden. Evet, programımızın sonuna geldik. Hem sürdürülebilirlik dedik, hem de bizim kişisel para durumumuzun sürdürülebilirliği dedik. Ve geçen geride bıraktığımız Mevlana haftasıyla başladık. Herkese çok güzel bir geri kalan haftayı diliyoruz. Her çarşamba buradayız. Bekliyoruz efendim.